saç ustasıyla yüzüme aldığım videodan sonra detaylı bir video yapmaya karar vermiştim. Nasıl kullanıyorum, videonun altındaki yorumlar, yüzünüzde sivilce varsa nasıl oluyor, ne kadar sürede bir çıkıyor, ürünleri nereden alıyorum ve hangilerinden memnunum? Öncelikle ürünleri nereden alıyorum ve hangilerinden memnunumun sorusuna cevap vermek istiyorum. Ürünleri, şu iki ürünü 10 üzerinden hepsine yanıt vereceğim. Öncelikle bu iki ürünü Nasita'nın kendi sitesinden aldım. Mümkün olduğunca güvenilir yerlerden almanıza tavsiye ederim. Bu iki ürünü herhangi bir gün acelem varken herhangi bir züccaciyeden aldım ve yüzüme 2 yıl sonra en çok kestiğim döneme girmiştim. O yüzden ürünlerin nereden alındığı, güvenilir olduğu, orijinal olduğu çok önemli. Bu ürün de aynı üründü ama bu ürünü en az 2 ay çok rahat kullanmıştım. Hiçbir kesme olmamıştı. Bunu Trendyol'dan güvenilir bir satıcıdan almıştım. Yorumları okuyarak bakabilirsiniz. Bu iki ürünü daha önce gösterdiğim ürün Nasita'nın kendi sitesinden aldım. En çok memnun olduğum ürünlerden biri. Bunu yorumlayacağım. Bu da bayağı meşhur. Bunu da yorumlarını çok beğenmiştim. Bunda da memnun kaldım ama bunlar yerine eğer uzun süreli kullanacaksanız ve yüzünüzü kesmemek istiyorsanız öncelikle kesinlikle şunu öneriyorum. Mimosa'nın kendi sitesinde bir ürünü var. Şu an elimde yok ama ben ilk onu kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Hiçbir kesmeyi yapmamıştı yüzümde. 50 küsür TL olması lazım. Üçlü satılıyor. Şu anki fiyatını bilmiyorum. İsterseniz ondan alabilirsiniz. Bunu daha uygun bir fiyata ikili 15 TL'ye satılıyor sanırım. Bunu 15 TL'ye almıştım ikilisini. Bundan çok memnun kaldım. Mimosa kadar memnun olduğum bir ürün Trina'nın kendi orijinal ürünü Nasita'nın sitesinden aldım. Orijinal almaya dikkat edin. Bunu da çok öneririm. 10 üzerinden ikisine de 8 veriyorum. Daha iyisini denemedim. Zaten diğer ürünleri çok beğenmediğimi söylemiştim. Ama şu üründe kesinlikle idare eder. Şuradaki şeklinden anlayabilirsiniz. Büyük ihtimalle sitede de oradaki şekli resimlerde belli oluyordur. Diğerlerinizi kullanmanızı tavsiye etmem. 2 yıldır falan yüzümü kaş usturasıyla alıyorum. Öncelikle yukarıdan aşağı doğru şu şekilde almanızı öneriyorum. Yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru almayın. Hem gözeneklerinizdeki kirleri dağıtmış olursunuz. Hem de kullanım uygun değil çünkü yüzünüzü kesersiniz. Kılın yönüne doğru alacaksınız. Ve kesinlikle şunu söyleyeceğim. Yüzünüzün bir bölgesinde kesinlikle deneyin. Şimdi benim kıllarım kendime göre kalın olmayan hatta fazla çıkmayan kıllardan. Ben yıllardır kullanıyorum. Her türlü ücret deniyorum yani vücuduma da kullanıyorum. Gelelim şimdi ürünü nasıl kullandığıma. Öncelikle bir bebek yağı sürüyorum cildime. Bebek yağı, herhangi bir bebek yağı. Ben Dali'ninkini kullanıyorum. Kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı kullanmayı ben önermiyorum. Yağlı bir cilde sahip olduğum için gözenekleri tıkayan bir yapısı var Hindistan cevizi yağının. O yüzden kesinlikle ben bebek yağı kullanıyorum. Çoğu yabancı bloggerda da bebek yağını görmüştüm zaten. Eğer kıllarınız kalınsa ve herhangi bir hormonal sorunlarınız varsa tabii ki kullanmanızı önermem. Ama vücudunuzu, yüzünüzü en iyi tanıyan siz olduğunuz için kıllarınızın çıkma hızına göre kullanın. Şahsen ben A'da kullandım bir dönem. Lazere yüzüm gitmiyorum çünkü lazere gittiğimde kıllarımın alınmayacak derecede olmadığını ve az olduğunu söylemişlerdi. O yüzden eğer A'da da yapmıyorsanız ki ben hiç sevmem kendisini, bunu kullanıyorum. Evet, çok kısa sürede çıkarıyor. Bu bıyık bölgesinde 2-3 günde bir almanız gerekiyor. Yani ben öyle alıyorum. Yüzde bir haftada bir de alabilirsiniz. Bazen 10 günde bile o kadar çıkmıyor. Ama bıyık ve kaş bölgesini 3 gün minimum, maksimum 4-5 günde bir almanız gerekiyor. Benim için olağan bir şey. Çünkü ben yüzüme tanecikli peeling yapmayı sevmiyorum. Ve bunun da ölü derileri temizlediğini düşündüğümüz için bunu yapıyorum. Yani 2-3 günde bir benim için uygulamak güzel. Yüzümdeki ölü deriyi de alıyor ve beni rahatlatıyor. Bebek yağı yağlı ise hemen böyle kolayca emilmediği için bunu uygularken kaygan olması çok önemli. Sakın kuru cildinize uygulamayın. Hem cildinizi mahvedersiniz hem kesersiniz. Bebek yağı ile uyguluyorum. Bebek yağından sonra eğer cildiniz bu ürünlerden sonra sivilcelenme yapıyorsa herhangi bir yağ kullandığınızda
Önce miseler suyla pamuk yardımıyla siliyorsunuz. Sonra herhangi bir yüz jeliyle yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Benim miseler suyum da son zamanlarda bayağı sorulmuştu o videodan sonra. Miseler suyum Babe'nin miseler suyu. Zaten Babe'nin çok fazla yok. İki tane var. Miseler suların ikisi de aynı. Ben ikisini de kullandım. İkisini de alabilirsiniz. Yüz yıkama jelini de Babe'den kullanıyorum. Ama dediğim gibi siz bu ürünleri herhangi bir istediğiniz ürün. Önemli olan çift aşamalı bir temizlik yapmak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. TikTok'ta gelen ben yorumlardan size okuyup cevaplayacağım. Bıyık bölgesinde bu ürünü kullanamayanlar var. Bıyık bölgesinde yukarıdan aşağı yaptıktan sonra ben şu bölgelerde şöyle aşağıdan yukarıya da yapıyorum. Çünkü bence de bıyık bölgesini diğer türlü temizlemiyor yani. O yüzden aşağıdan yukarıya o bölgede yapabilirim. Kestim diyenler var. Ben de kestim. Hem de dediğim gibi son aldığım zamanda şu ürünlerle yani kestim. Bilmiyorum. O yüzden nereden alındığını, nasıl bir ürün olduğunun çok önemi var. Çoğu insan diyor ki ucu tırtıklı. Ben bu zamana kadar aldığım her ürünün ucu tırtıklı. Nedenini söyleyeyim. Tırtıklı olmazsa yüzünüzü aşırı derecede büyük ihtimalle keseceğimiz için bütün ürünler tırtıklı. Yani size önerdiğim bütün ürünlerin ucu tırtıklı. Bu da dahil. Şimdi şöyle bir yorum var. Kılları kalınlaştırıyor. Evet, kılları kalınlaştırıyor. Çünkü kılları kökten almıyor. Üst yüzeyden alıyor. Üst yüzeyden aldığı için çıkması daha çabuk ve daha kalın oluyor. Eğer böyle bir isteğiniz yoksa, kılınızın kalınlaşmasını kesinlikle istemiyorsanız ve buna yatkın bir kıl kökünüz varsa küçük bir bölgede deneyin. Ona göre yapın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer soracaklarınız varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da bana önerecekleriniz varsa siz de bana önerebilirsiniz. Bu arada beni takip edip beğenmeyi unutmayın. Bu videomda kısa yapılışıyla birlikte TikTok'ta var. Alta TikTok adresimi de koyacağım. Oradan videoyu izleyip uygulanışını da görebilirsiniz.